Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Arkadaşlar bu videomuzda bu gece kılınacak olan bir namaz var. Yani bu gece Aşure gecesi, Aşura da diyebilirsiniz. Çünkü e, Arapça lügatta Aşura diye geçer. Aşara kelimesinden türemiştir Aşure kelimesi. Türkçede günümüzde Aşure günü diye e, genellikle böyle bilinir ama daha doğru söylenişi aşura günü olarak söylersek daha iyi olur. Aşure gecesi özel muhteşem iki namaz var bunlardan bahsedeceğiz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Birinci namaz Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir nakilde yer almakta. O da şudur. Her kim aşure gecesinde dört rekat kılar her rekatta bir kere Fatiha, 50 kere İhlas suresini okursa, 50 sene geçmiş, 50 sene de gelecek günahları bağışlanır. Ve allah Teala onun için mele alada yani yüksek melek cemaatleri içerisinde nurdan 1 milyon minber bina eder. Kaynak Abdülkadir Geylani El-Gunye yani Abdülkadir Geylani Hazretlerinin El Guniye isimli tasavvufi eseri var. Çok derin bir kitaptır. Bu kitabın içinde geçmekte arkadaşlar. Evet öncelikle bu namaza nasıl niyet edeceğiz onu bir söyleyelim. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için aşure gecesinde kılınacak olan nafile namazı kılmaya. Rekat sayısını belirtseniz de belirtmeseniz de hiç önemli değil. Sadece aşure gecesi için 4 rekatlık namaz kılmaya da diyebilirsiniz. Veyahut aşure gecesinde kılınacak olan nafile namazı kılmaya diyerek de niyet edebilirsiniz. Allahu Ekber dediniz arkadaşlar. Sübhaneke okudunuz. Euzü Besmele çektiniz. Fatiha suresini okuyoruz. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke Na'budu ve İyyâke Nesta'în, اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Amin. Besmele çekip ihlaslara başlıyoruz. Tam 50 adet ihlas okuyorsunuz. Her rekatta arkadaşlar bakın. Fatiha suresini bir kere okuduktan hemen sonra besmele çekip 50 adet ihlas-ı şerife başlıyoruz. Yani şu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad allahu samed. Lâ ilâhe illâ mülküle ve lâ mekellehû küfüven ehad. Buna başlıyoruz arkadaşlar ve her rekatta 50 adet okuyarak namazımızı sona erdireceğiz inşallah. 50 ihlas okudunuz, rükûya gittiniz. 3 adet Sübhâne rabbiyel azîm, Sübhâne rabbiyel azîm, Sübhâne rabbiyel azîm. Semi Allahu limen hamide dediniz. Secdeye gittiniz arkadaşlar. Secdede 3 adet Subhan Rabbiyel aala subhan Rabbiyel aala subhan Rabbiyel aala dediniz kalktınız ikinci secdeye gittiniz yine üç adet subhan Rabbiyel aala subhan Rabbiyel aala subhan Rabbiyel aala dediniz kalktınız ikinci rekat için kıyama besmele çektiniz Fatiha suresini okudunuz yeniden besmele çekip İhlas suresine başladınız 50 adet başında besmele çektiğiniz için her ihlasın başında besmele çekmenize gerek yok. Sadece Fatiha'yı bitirince hemen besmele çekin ve başlayın 50 adet ihlas okumaya. Yine okudunuz 50 adet ihlas bitti. Rükü'ye gittiniz. Sonra secdeleri yaptınız ve oturdunuz. Oturunca ettehiyyatü Allahümme salli, Allahümme berik okudunuz. Ayağa kalktınız. Üçüncü rekata kıyama kalktınız. Subhaneke ile başlıyorsunuz arkadaşlar. Subhaneke okudunuz. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim dediniz ve Fatiha'yı okuyoruz hemen burada. Fatiha'yı okuduktan sonra besmele çekip e, yine 50 adet ihlası ı Şerif okuyoruz. İhlaslar bitince ruku, sonra iki secde, ondan sonra kalktınız dördüncü rekat için kıyama. Dördüncü rekatta da besmele ile başladınız. Besmele'den sonra Fatiha'yı okuyorsunuz. Hemen Fatiha'dan sonra yine Besmele çekip 50 adet ihlas okuyorsunuz. Sonra rükû, secdeleri yaptınız ve oturdunuz. Oturunca ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena etina ve Rabbena firli dualarını okuyup selam veriyorsunuz ve namazınız bitmiş oluyor. Bu arada oturunca ettehiyyatüye başlamadan önce Besmele çekelim mi diye soranlar var hayır çekmiyoruz arkadaşlar. Ettehiyyatü öncesinde besmele yok. Bunu da belirtmiş olayım aklıma gelmişken söyleyeyim. Birinci namazımız bu. Bu namazı kılanlar için muhteşem bir müjde var. Müjdeyi de birazcık açalım. Az önce biraz hızlı geçtik. Yani arkadaşlarımız anlamamış olabilirler. 50 sene o kişinin 50 seneye dönük, geriye dönük tam 50 yıllık borcu günahları bağışlanıyor. 50 sene de gelecek günahları bağışlanır. Yani eğer yaşarsa önümüzdeki 50 yılda gelecek günahları bağışlanır. Tabi bu günahlar küçük günahlar mıdır, büyük günahlar mıdır? Bu allah Teala'nın katında malum. Onu biz bilemiyoruz sadece hadis şerifte geçen ifade bu arkadaşlar. Ee, Allahu Alem küçük günahlardır. Rabbim bütün işlediğimiz küçük günahları inşallah affedecektir. Bu namaz hürmetine bakın çok önemli bir namazdan bahsediyorum. Peki bitti mi? Fazileti bitmedi devam ediyor. Efendimiz şöyle buyurmuş. allah Teala bu namazı kılan kişi için meleği alada yani yüksek melek cemaatleri içerisinde. Ne kadar melek varsa bir düşünün şöyle arkadaşlar. Yani dünya kurulalıdan bu yana her yağmur tanesini, her kar tanesini bir melek indiriyor ve o melek ikinci kez yağmurla görevlendirilmiyor. Her yağmurda yeni melekler indiriyor. Yani meleklerin sayısı o kadar çok fazla ki bunu saymakla bitiremeyiz arkadaşlar. İşte bu kadar büyük melek ordusunu düşünün. Rabbimizin yaratmış olduğu bütün melek alemini bir düşünün. O meleklerin nurdan bir milyon minber bina ettiğini düşünün nurdan bakın nur allah Teala'nın yaratmış olduğu nurdan bu sıradan böyle bir ışık falan aydınlık değil. allah Teala'nın yaratmış olduğu nurdan bin adet minber bina ediyorlar. Minber de böyle camilerde minber var yani ya, yüksek böyle yüksek bir yer. İşte cennetteki minberi siz düşünün yüksekçe bir yer böyle her tarafı gören etrafı temaşa edebileceğiniz Baktığınızda her yeri görebileceğiniz, cennetin bütün güzelliklerini seyredebileceğiniz minber. Bin adet bu minberden Rabbimiz bina ettirir o meleklere bu namazı kılanlar için. İnşallah bu gece bu namazı kılmaya çalışın arkadaşlar. Yani hali vakti, sağlığı yerinde olanlar, müsait olanlar inşallah bu namazı kaçırmasınlar derim. Bizim de bugün cenazemiz vardı. bayağı bir yoğunuz hatta dün gece neredeyse hiç uyumadık. E, çok yoğunuz. E, bu gece de cenaze evinde okumalar yapılacak kadınlar arasında. Erkekler de yine e, farklı şekilde okumalara devam ediyor. Yani çok yo yoğunuz. Dolayısıyla e, bu namazı belki de kılamayacağım bu gece ama e, yine de e, kılmaya çalışacağım. Gece saat 12'den sonra vakit kalırsa eğer bu namazı kılmaya çalışacağım ben de. Bir de Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetiyle bizlere kadar ulaşan muhteşem bir namaz daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakın Hazreti Ayşe hanımı bildiriyor. Yani Peygamber Efendimizden duymuş ve bize kadar bunu ulaştırmışlar. Hadis kaynaklarında bize kadar ulaşmış sahih hadistir. Efendimiz buyuruyor ki her kim Aşure gününde veya gecesinde her rekatta Fatiha suresi ve 3 kere İhlas suresi okuyarak 100 adet 100 rekat namaz kılar. Namazı bitirdikten sonra 70 defa Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilaha illallah Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim der. Ardından 70 kere istiğfar eder, daha sonra da 70 kere bana salat ederse öldüğü zaman Allahü Teala o kişinin kabrini misk ve amberle doldurur. Misk ve amber Cennet kokularından biridir arkadaşlar. Misk ve amber cennet kokularıdır arkadaşlar. Yani bunları da tarif edemeyiz. Allahü Teala o kadar güzel kokular yaratmış ki misk ve amber de bunlardan biridir. İşte kabre girdiğiniz zaman, bu namazı kılanlar için söylüyorum, kabre girdiğiniz zaman kabriniz misk ve amber kokularıyla dolar. E, misk ve amber kokularıyla dolan bir kabir. Orada cehenneme bir yol var mıdır? Allahu alem ama yoktur. Çünkü misk ve amberin girdiği yer Allah'ın izniyle inşallah cennet bahçesine dönüşür arkadaşlar. Yani kabrimiz cennet bahçesinden bir bahçe olacak. İnşallah bu namazı kılarsak. Bu namazın da niyeti şöyle. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Aşure gecesinde veya gününde. Bakın bunu bu gece de kılabilirsiniz, yarın da kılabilirsiniz arkadaşlar. Niyet ettim. Ya Rabbi aşure gecesinde veya aşure gününde 100 rekatlık nafile namazı kılmaya dediniz. Allahu Ekber dedik. Tekbir getirdik. Sübhaneke okuyoruz. Eûzü Besmele çekip Fatiha'yı okuyoruz. Fatiha'dan sonra 3 kere. Bu namaz daha e, basit, kolay. Yani 3 ihlas okuyacağız ama 100 rekat işte rekat sayısı biraz fazla arkadaşlar. Bu da baya bir zamanınızı alacaktır. Bu iki namazdan birini mutlaka kılın. Ama vakti olanlar eminim ki bu iki namazı da kılmak isteyecekler. bu namazı ikişer ikişer olarak kılarsanız eğer 50 adet ikişer rekat namaz kılmış olacaksınız arkadaşlar. bu şekilde sayabilirsiniz. 50 adet ikişer ikişer kılıyoruz. Veya 4-4 de kılabilirsiniz. 4-4 kılarsanız eğer 25 adet 4 rekatlık namaz kılmış olacaksınız. Bu namazı kıldıktan sonra hemen işiniz bitmiyor. 70 kere Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber ve La Havle ve La Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim sonra 70 kere istiğfar Estağfirullah, 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 Estağfirullah bunu veya Estağfirullah'ın biraz daha uzunu var. Onu da sizler biliyorsunuzdur zaten. Daha sonra da 70 kere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam okuyorsunuz arkadaşlar. Allah'ın izniyle bu şekilde namazı kılıp bunları okuduktan sonra sizin amel defterinize bu namaz yazılıyor. Ve öldüğünüz zaman kabriniz misk ve amber kokusuyla dolacak inşallah. Bu namazda ihmal etmeyelim. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Kafanıza takılan sorular olursa mutlaka yorum kısmında sorun arkadaşlar. Bazen kaçırdığım noktalar olabiliyor. Zaten dün bugündür çok kafam çok meşgul, çok yoğunuz arkadaşlar. Yeğenim biliyorsunuz uzun bir süredir, yaklaşık 9 aydır kanser tedavisi görüyordu. 2 haftadır da yoğun bakımdaydı ama kurtulamadı. Rabbimiz genç yaşında, 17 yaşında yanına aldı. Demek ki ailesinden bile daha çok seviyormuş diyelim. Böyle düşünelim, güzel düşünelim inşallah. Tekrardan... Tolga Çetinkaya'nın ruhu için bir Fatiha okuyun sizler de arkadaşlar. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Aşure gecemiz hepimiz için mübarek olsun. Yarın da Aşure günü, Aşure günü de hepimiz için yine mübarek olsun. Hayırlar getirsin inşallah. Aşure gününde yapılacak olan bazı şeyler var. Onu da vakit kalırsa inşallah sabahki videomda arkadaşlar sizlere anlatmaya çalışacağım. Veyahut belki bu gece bir canlı yayın yaparım belli olmaz. Anlatmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.